Herkese merhabalar dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef üzücü gelişmelerle karşınızdayız. AFAD ve Kandilli Restans tarafından yapılan açıklamalarda maalesef ülkemizde deprem meydana geldi. Çanakkale'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edildi. AFAD ve Kandilli Restans tarafından yapılan açıklamalarda Çanakkale'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiği ifade edildiği depremin Lapseki'de gerçekleştiği dile getirirken Çanakkale'nin genel olarak her yerden hissedildiği de aktarılmış durumda. AFAD tarafından yapılan açıklamalarda Çanakkale'de meydana gelen 4.2 şiddetinde depremle alakalı. Depremin ayrıca yerin 100 kilometre derinliğinde gerçekleştiği dile getirilirken depremle alakalı herhangi bir olumsuz durumun olmadığı da dile getirilmiş durumda. Yapılan açıklamalarda buradan Çanakkale çevrelilere, hisseden bütün ilçelere, illere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef ülkemizde depremler meydana gelmekte. Deprem ülkesi olduğumuz için her an, her dakika, her saniye bir depremle burun buruna karşı karşıya kalmaktayız. Bundan dolayı depremlerle alakalı alabileceğimiz önlemleri lütfen almaya özen göstermekte fayda var. Çünkü deprem bizi her an, her dakika, her yerde yakalayabilmekte. Evde, okulda, işte. Bundan dolayı okulda dedim çocuklarımızı depremlerle alakalı, deprem anında ne yapabileceklerimizle alakalı eğitmeye lütfen özen gösterelim. Konular hakkında videolar var, çalışmalar var, seminerler var, eğitimler var. Bunlara katılmalarını yönlendirelim, onlara tavsiye edelim, bilgilendirelim. Kendimiz de bilmiyorsak, hiçbir bilgimiz yoksa lütfen bizler de deprem anında ne yapılacaklarla alakalı bilgi edinmeye çalışalım. Ülkemiz deprem ülkesi olduğu için bunlar bizim için bir ihtiyaç artık. Buradan tekrardan Çanakkale'ye, hisseden il ve ilçelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.